Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda güya noter onaylı olduğu söylenen, telefonun ekranında sürdüğümüz zaman onu çizilmez hale getirdiği iddiasını taşıyan nano koruyucuyu inceliyoruz. Arkadaşlar bu ürünün internette gördüğümüz kadarıyla sprey versiyonu var, tüp versiyonu var, çeşitli şekillerde satılıyor. Bizler de her zaman olduğu gibi sizin başınıza gelmesin diye öncelikle deniyoruz ve sizlere gösteriyoruz. Gelin testimize başlayalım. Tüpümüz bu şekilde küçücük bir şey. İçinde bir sıvı var. Birazdan telefona uygulayacağız bunu. Öncelikle paketin içinden çıkan wet yazan bezle telefonumuzu silmemiz lazım. Açalım bunu. Bu ıslak bir bez arkadaşlar. Telefonun ekranını güzelce siliyoruz. Biz tamamen kullanım kılavuzuna göre gidiyoruz. Bunu sürdükten sonra nano koruyucuyu sıkın diyorlar. Açalım bunu. Vallahi sen telefonun ekranı çizilmelerden korursan sana da helal olsun diyeceğim. Başka da bir şey demeyeceğim. Bildiğiniz çamaşır suyu gibi kokuyor arkadaşlar. Evet, zaten bu kadarmış. Bitti. Gördüğünüz gibi telefonumuzun üzerinde damlacıklar oluştu. Şimdi dry, yani kuru olanla silmemiz gerekiyor ve iyice yediriyoruz. Evet, telefonumuzun ekranını iyice yedirdik. Nano koruyucumuzu, sözde nano koruyucu. Millet, şimdi her tarafından Onur'un bekar evinden geldiği belli olan bir adet saç kurutucumuz var. Millet, şimdi geldi son aşamaya. Yine kutunun içinden çıkan temiz bezle ekranı silmemizi söylüyor. Şöyle silelim biz de. Evet, ekranımızı güzelce temizledik. Şimdi fasulyenin faydalarına gelebiliriz. Önce maket bıçağıyla mı yapalım ya da anahtarla yapalım? Gönder Çağlar. Bakalım nanoteknoloji gerçekten işe yarıyor mu? Anahtar hiçbir şey yapmadı telefona. Yani bayağı bastırıyorum anahtarla. Hatta şöyle iyice bastırayım da görebilin siz de. Şu an ekranda herhangi bir çizimiz yok. Ama ben falçataya inanıyorum arkadaşlar. Bir de falçatayla deneyelim. Bozuk para geldi. Tamam, bozuk parayla deneyelim. Evet, şu an hala çizik yok. Bozuk para işe yaramadı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi maket bıçağına. Buna da dayan da helal olsun diyelim sana. Bakalım falçata neler yapmış. Bu arada arkadaşlar, İzmir'in havası belli olmaz derler. Bir ışık açıyor, bir kapanıyor, bir yağmur yağıyor. Kusurumuza bakmayın diyelim, renklerde bir değişiklik oluyorsa. Falçata ekranda çok çok hafif kılcal çizikler bıraktı. Kamerada muhtemelen belli bile olmayacaktır arkadaşlar. Bir de şöyle makasla girişelim bakalım. Bu da artık geçti zaten, yani kimse telefonu tutup da makasla böyle bir şey yapmaz ama yapsa bile etkili olduğunu görebiliyoruz. Sileyim. Evet, yine herhangi bir çizgimiz yok telefonun üzerinde. Şimdi arkadaşlar, işin birazcık da fantezi boyutunu deneyelim. Telefonumuzda şu an bir şey yok, bakalım neler olacak. Millet, diyelim cebinizde taşıdığınız katana yanlışlıkla kınından çıktı ve geldi sizin telefonun ekranına değdi. Ve üzerinde şans eseri bir koruyucu var. Ben bu katanaya çok güveniyordum ama artık cebimde taşımaya layık olmadığına karar verdim. Katanın da bir etkisi olmadı arkadaşlar. Şimdi Çağdaş fantezi bir şey yapmam konusunda ısrar ediyor. Şimdi onu yapalım. Evet millet, şöyle bol taşlı bir zeminimiz var bizim ofiste. Şimdi buraya bir sürtelim. Gari burada da çizilmezse teknoloji hakikaten nano olmuş diyebiliriz. Diyelim küçük yeğeniniz aldı telefonu, böyle yerde arabacılık oynuyor. Böyle gidiyor geliyor falan filan. Haydi bakalım. O çizikler var. Arkadaşlar, kılcal çizikler var. Taşlara çok fazla dayanamadı. Ancak bence yine de teknoloji geçerli diyebiliriz. Yani tutup bunu kimse hiçbir yerde böyle yerlere sürtmeyecek. Gidip de katanayla vurmayacak. En fazla cebinizde anahtarla çizebilir, bir şeyler olabilir. O yüzden bence testten başarıyla geçti. Millet, böylece hem testlerimizin hem de videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk. Bizim kullandığımız telefonun Gorilla Glass 3 koruyucusu vardı. Bunu belirtelim. Daha önceki deneyimlerimize bakarsak da çizilmeye hakikaten de katkısı oldu nanoteknolojinin. Yani çizilmeleri engelledi. Ama burada ürünün açıklama kısmında söylenen şey şu: ürünün koruyuculuğu 6 ay devam ediyor, 6 ay sonunda kaybediyormuş. Yani 6 ayda bir uygulamanız gerekiyor. Burada bizim kanalımızın ruhu gereği şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar: İnternette çok farklı versiyonları satılıyor bu ürünün. Ancak sizin aldığınız farklı bir versiyon olabilir. Kılıfı aynı olup sizin telefonunuzu korumayabilir. Bunun da güvencesini maalesef ki veremiyoruz. Arkadaşlar, böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Şurada sizler için bir anket hazırladık. Bu tarz ürünleri çekmeye devam edelim mi, etmeyelim mi? Sizce bunlar gerekli mi? Bunun cevabını arıyoruz. Lütfen o anketi cevaplayın diyelim. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet, iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.